Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vadim Levchenko, Haziran 2000 yılında Soçi'den küçük bir fidan olarak getirip Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bahçesine diktiği segu ağacının önünde 14 yıl sonra fotoğraf çektirdi. Küçük fidanın aradan geçen zaman içinde büyük bir ağaca dönüştüğünü belirten Levchenko, Soçi ve Trabzon arasındaki dostluğun bu ağaçla kök verdiğini söyledi. 1992 yılında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Soçi Ticaret ve Sanayi Odası imzalanan anlaşmayla kardeş oda olmuştu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Trabzon Ticaret Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen Karadeniz Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Çin Gölge Oyunu ve Dans Gösterisi düzenlendi. Festivalin açılış etkinliği olarak Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde 2 Mayıs Cuma günü saat 15'te sahnelenen çocuk oyununa Trabzon ve çevresindeki köy okullarından öğrenciler katıldı. Çocuklara etkinlik kapsamında hikaye kitapları da dağıtıldı. Trabzon 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul'da CNR Holding'e bağlı CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Emlak 2014 Konut, İş Yeri Satın Alma, Kiralama ve Finansman Fuarına davet edildi. Konuyla ilgili CNR Holding yetkililerinin Trabzon'a yapmış olduğu ziyaret programı kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erkut Çelebi ile görüşen heyet, Trabzon'u yakından takip ettiklerini belirterek, özellikle yurt dışına açılma çalışmalarına destek vermek istediklerini ilettiler. Holding adına konuşan Ceyda Erem, Trabzon'un ihracat ağırlıklı bir kent olduğunu, bu kapsamda yatırımcıların yurt dışına açılma çalışmalarına destek verebileceklerini ifade etti. 100 kişilik girişimcilik eğitimi protokolü Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan törenle imzalandı. İl Müdürü Mustafa Sezgin ile Oda Genel Sekreteri Hakan Gürhan tarafından imzalanan protokol çerçevesinde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere girişimcilik eğitimi verilecek ve KOSGEB desteklerinden yararlanması sağlanacak. Müracaatların sonunda belirlenen 100 aday 18-20 Mayıs tarihlerinde iki grup halinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programla eğitimlerini aldı. Acaristan'ın Batum şehrinde bu yıl 7. kez düzenlenen Batumi Expo 2014 Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı'na en fazla katılım Türkiye ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinden oldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu, Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan İlarslan, TÜRSAP Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve Gökhan Usta'nın birlikte katıldığı fuarda firmalar ziyaret edildi. Fuarda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Ukrayna, Polonya, Ermenistan ve Çin'den de firmalar yer aldı. Gürcistan'ı ziyaret noktasında yabancı ülke turistleri arasında Türkiye'nin başı çektiğini ve 2 yıl içerisinde Batum'da 5 yıldızlı otel sayısının da onu bulacağını dile getirdi. Türkiye-Gürcistan arasında uluslararası nakliye sektöründe yaşanmakta olan sorunlar 7 başlık altında toplanarak Gürcistan makamlarına iletildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu, raporun iki ülke arasındaki nakliyat sektöründe çalışan oda üyelerinin sorunlarını kapsadığını belirterek, Gürcistan hükümetinin iletilen sorunları çözeceğine inandığını söyledi. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu, raporda 7 başlıkta toplanan sorunların, geçiş belgelerine yazılan cezalar, Gürcistan'a transit geçişlerde alınan yol geçiş ücretleri, araçlarımızın tır park alanlarında bekletilmesi ve yolların aşırı derecede bozukluğu, Azerbaycan dönüşlerinde yakıt depolarına ceza uygulaması, Gürcistan'da yapılan ihlaller sonucu kesilen astronomik cezalar, Türk araçlarının sigorta sorunu ve trafik cezalarının katlanması konularından oluştuğunu vurguladı. Suat Hacı Salioğlu ziyarette bulunduğu Gürcistan'ın Acaristan Özerk Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahmaz Şahvase'ye, iki ülke arasında nakliye sektöründe yaşanan sorunların çözümünde ortak hareket etmenin yararlı olacağını ifade ederek, hazırlanan raporun Gürcistan'da ilgili makamlarla paylaşılmasını istedi.
Görüşmeye Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Volkan Berber de katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, beraberinde 14. Grup Otomotiv ve Nakliyat Meslek Komitesi Meclis Üyesi Önder Reis ile Türk Gücü İş Forumu toplantısına katıldı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çok sayıda iş adamı katıldı. Forum hakkında değerlendirmede bulunan Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun İpek Yolu güzergahındaki bütün sınır kapılarının modernizasyonunu gündeme getirdiğini, modernizasyon öncesi 2007 yılında Sarp sınır kapısından yılda sadece 63 bin tır geçerken, şimdi yılda 286 bin tır geçtiğini vurguladığını anımsattı. Kahraman, forumdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Gül'ün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının %80'inin tamamlanmış olduğunu ve hizmete açılmasıyla iki ülke arasındaki ticaretin daha kolay ve hızlı olacağını dile getirdiğini söyledi. Ayrıca Gürcistan'da 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla 14 hidroelektrik santralinin de Türk iş adamları tarafından yapıldığına dikkat çekti. Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 2013 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi rekortmenleri ve yıllık gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Yumbul yaptığı açıklamada Trabzon'da 2013 yılının gelir vergisi rekortmeninin Mustafa Pusli olduğunu belirtirken, gayri safi milli hasıla gelir sıralamasına göre rekortmen olan mükellefin isminin açıklanmasını istemediğini belirtti. Trabzon'da 15.587 mükellef tarafından 215.902.365 lira matrah beyan edilerek 51.873.815 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Trabzon genelinde matrah toplamında bir önceki döneme göre %13, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise %15 oranında artış meydana geldi. İş dünyası için vize bilgilendirme toplantısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya katılan iş adamları, Avrupa Birliği ülkelerine giriş çıkışlarda yaşanan vize sorunlarını gündeme getirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ülkeleriyle ticarette Türk iş adamlarının birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erkut Çelebi, iş adamlarının rekabet gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Trabzon 5-8 Mayıs tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilen Arabian Travel Market ATM Fuarı'na Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bölge valileri, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanları ve Turizm Firmaları temsilcisi iş adamlarından oluşan bir heyette katıldı. 21. kez düzenlenen Dubai Arabian Travel Market ATM Fuarı'nda Türkiye ve Doğu Karadeniz'in büyük beğeni kazandığı belirtildi. Fuardaki gelişmeleri değerlendiren Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hacı Salihoğlu, Arap turistlerin Türkiye'de en fazla rağbet ettiği ilk 3 şehrin İstanbul, Bursa ve Trabzon olduğunu ifade ederek, turizm konusunda Dubai ile işbirliğine yönelik detaylı görüşmelerde bulunulduğunu, bu kapsamda turizm rotaları ve paketleri incelendiğini aktardı. Suudi Arabistan'dan Trabzon'a yeni bir direkt uçak seferi daha. Suudi Arabistan Ulusal Hava Şirketi'nin yan şirketi Nas Air'in, Trabzon'a direkt uçak seferleri başlatma kararı aldığı belirtildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Nas Air şirketi yetkilileriyle Dubai'de görüştü. Nas Air şirketi temsilcisi Muhammed Al Raje, en kısa sürede Trabzon'a Suudi Arabistan'dan direkt uçak seferleri başlatacağı bilgisini verdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek verdiği 1461'den günümüze Trabzon Tarihi 2 resim sergisi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı. Trabzon Varisi Abdülceril Öz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tarihe ışık tutan ve tarihi resmeden bu tür çalışmaların çok farklı alanlarda sanat faaliyetlerinin ustaca icra edildiğini gösterdiğini söyledi. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman da, Trabzon'un kültür ve sanat değerini öne çıkaran çalışmalara destek verildiğini söyledi. Sergide sanatçı Şakir Şeyhoğlu'na ait Fatih'in Trabzon'u fethi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Zanos Paşa, İskender Paşa,
Evliya Çelebi muhacirlik, Trabzon'un kurtuluşu Atatürk gibi kurgu tablolara yer verildi. Ersoylar Demir Çelik Sanayi tarafından Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan dev yatırımın temel atma töreni, yatırımcı Yılmaz Ersoy, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Beşikdüzü Kaymakamı Alaaddin Aktaş, Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Vakfı Kebir Belediye Başkanı Muhammed Balta'nın katılımıyla gerçekleştirildi. 10 dönüm alan üzerine kurulan Çelik Asır, Profil, U-Demir imalatı yatırımı bölgede büyük bir sevinçle karşılandı. Yatırımı gerçekleştiren Yılmaz Ersoy'u kutlayan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, yatırımın bölge sanayisine büyük destek vereceğini söyledi. İstihdama önemli katkı sağlayacak yatırımın devamının da gerçekleşmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Musa Bulut, kutlanmakta olan haftanın önemine yönelik bilgilendirmede bulundu. Bulut, işverenlere karşı cezadan yana olmadıklarını, bilgilendirmeyi ön plana alan uygulamalara ağırlık verdiklerini belirtti. 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Trabzon'da toplandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Lojistik Derneği organizasyonunda düzenlenen 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Trabzon'da yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Osman Turan Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede Türkiye'de lojistik sektöründe çalışmaları bulunan akademisyenlerin 100 ayrı bildirisine yer verildi. 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi açılış konuşmalarında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, lojistik merkez çalışmalarında Trabzon'da müthiş bir ivme kazanıldığını, kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinin başarılı olduğunu kaydetti. Lojistik merkezler konusunda Türkiye'de kanuni altyapının hazırlanması gerektiğini savunan Hacı Salihoğlu, sürecin hızlanması ve dünyadaki gelişmelerin yakalanabilmesi açısından yasal altyapı ve sorumlu bakanlık konusunda daha net adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Uçtur Turizm Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bülent Karakoç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve TÜRSAP Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök'le Trabzon'da bir toplantı gerçekleştirdi. Trabzon'dan Kıbrıs'a karşılıklı uçak seferleri ve özel bütçeli turizm programlarının görüşüldüğü toplantıda, gelişmelerin her iki ülke içinde ciddi ticari hareket sağlayacağı vurgulandı. Hacı Salihoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, dış hat bağlantılarının Trabzon'da turizm sektörü başta olmak üzere ticareti de canlandırdığını belirtti. Uçtur Turizm Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bülent Karakoç, karşılıklı gerçekleşecek bu seferlerin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs'tan Trabzon, Uzungöl, Ayder Yaylası bölgelerine oluşturulacak kültür paketlerinin karşılıklı turizm hacminin genişlemesi için önemli bir adım olacağını aktardı. Uçuşlar Trabzon Havaalanı ile Kıbrıs Ercan Havaalanı arasında 23 Haziran'da başlayacak. Haftada 3 sefer olmak üzere pazartesi, cuma ve pazar günleri karşılıklı yapılacak. 17 Mayıs-11 Ekim 2014 tarihleri arasında 2 kez Riyad, haftada 1 kez El Kasım olmak üzere Trabzon'dan karşılıklı olarak Suudi Arabistan'a yapılacak charter seferleri başladı. Anılan tarihler arasında Anadolu Jet tarafından sezon boyunca cumartesi ve çarşamba günleri Riyad-Trabzon arasında 44, perşembe günü de El Kasım-Trabzon arasında 22 adet olmak üzere toplam 66 adet karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, charter seferlerin başlamasıyla beraber Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin artacağını belirtti. Hacı Salihoğlu, tüm işletmelere yaptığı çağrıda, bölgeye gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlanarak ülkemizden memnun ayrılmalarına katkı vermelerini istedi. Mekke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Kensari ve beraberindeki 12 kişilik iş adamı heyeti, Trabzon ve Rize'de incelemelerde bulundu. Heyet, Doka ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen ikili iş görüşmelerinde, Trabzonlu iş adamlarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda, turizmde işbirliğinin daha ileriye taşınması hedeflendi. Ticaret alanında fırsatların değerlendirilmesi istendi. Heyet, Trabzonlu iş adamlarını
Türk ürünlerine büyük ilgi olan Suudi Arabistan'a davet etti. Ticari bağlantı kurulmasına Mekke Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek vereceğini bildirdi. DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, 2010'larda 30 binlerde olan Körfez ülkelerinden ziyaretçi sayısının bugün 200 binleri aştığına dikkat çekti. Trabzon-Mekke İş Adamları Zirvesi önerisinde bulunan Kaldırım, gerek burada gerekse Suudi Arabistan'da bu tür platformlarda iş adamlarımızı bir araya getirerek ilişkileri daha üst seviyeye taşımak, karşılıklı iş fırsatları ve yatırımları takip etmek niyetinde olduklarını ifade etti. Mekke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Kensari Başkanlığındaki Suudi Arabistanlı İş Adamları Heyeti, Trabzon ve Ticaret Sanayi Odası'nda yapılan görüşmede bölgedeki yatırım fırsatları ve destekleri konusunda bilgilendirildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu'na iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette şube müdürleri Mehmet Aslan, Gülsün Memiş Kaptanoğlu ve Trabzon Teknik Endüstri Meslek Lisesi ile Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Orhan Genç de katıldı. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, ziyarette yaptığı konuşmada Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile daha etkin bir işbirliği oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Soçi Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen uluslararası turizm toplantısına 17 kişilik bir iş adamı heyetiyle katıldı. Turizm acenteleri, gemi acenteleri, oteller, gıda, otel mobilyaları, otel iç dekorasyonları gibi sektörlerden temsilcilerin yer aldığı heyet, ziyaret programı kapsamında Soçi'de çeşitli temaslarda bulundu. Rusya Federasyonu'nun en önemli kenti olan Soçi'de düzenlenecek ortak bir fuarla, Türk markaları ve ihraç ürünlerinin komşu pazarla buluşturulması sağlanacak. Trabzon'un sanayi sektörü yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Beşikdüzü ve Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi 2014-2018 yatırım alanları programına eklendi. Başkan Hacı Salioğlu, Beşikdüzü ek etabıyla Vakfıkebir OSB'nin tekrar yatırım programına alınması nedeniyle, başta hükümet ve bakanlar kurulu olmak üzere, Trabzon Valiliğine, Trabzon Milletvekillerine, siyasetçilerimize ve emeği bulunan herkese teşekkür etti. Belçika Türkiye Büyükelçisi Mark Trentesau, Türkiye'den Belçika'ya giden işçilerin torunlarının birer girişimci olduklarını belirterek, bugün 5000 Türk kökenli girişimci veya yatırımcının ülkelerinde bulunduğunu söyledi. Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Mark Trentesau, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek ülkesinin ekonomik durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salioğlu tarafından karşılanan Belçika Büyükelçisi, ülkesindeki Türk yatırımcılardan memnun olduklarını, yeni girişimci ve yatırımcıların da kendilerini memnun edeceğini söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy, Belçika'nın Ensver Limanı ile Trabzon Limanı arasında 1970-2000 yılları arasında ticari hareket bulunduğunu, son zamanlarda duran ticareti yeniden hareketlendirmek için görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salioğlu da Belçika Büyükelçisi Mark Trentesau ve beraberindeki heyetin Trabzon'u ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belçika Büyükelçisi Mark Trentesau'ya oda plaketini takdim etti.